2022 değerli yay burçları, değerli takipçilerim, değerli danışanlarım, güzel ve huzurlu bir yay 2022 olsun tüm yaylara. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, emeğe saygı duyuyorsunuz diyorum. Bu sene özellikle sizin en koruma alanınız, iş alanınız ya da bulunduğunuz noktalardaki yaşadığınız alanlarla ilgili derin bir nefes alma, oh ne güzelmiş, ne güzel rahatlamakmış diyeceğimiz bir enerji sizi bekliyor bu yıl. Özellikle kendiniz üzerinizdeki yükler, geçtiğimiz senenin yaşadığı krizler ve bunlarla ilgili öldüm kaldım bittim dediğimiz evrelerle ilgili yavaş yavaş hafifleyeceğiz. Yavaş yavaş kendi ruhumuzu çözmeye çalışacağımız bir yıl olacak. O yüzden siz bu yılı kendi içinizde şifa, kendi ruhunuzda kendi inadınız, kendi inatçı olduğunuz noktaları başarmak için geldiniz bu yıl. Hedefler için geldiniz. Bunu en iyi şekilde başaracaksınız. İş konularınızla alakalı çok güzel fırsatlar ve bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde farkına vardığınız her şey size kalıcı işi, işinizle ilgili yaptığınız yükselişler ya da bulunduğunuz noktada kendinizi çok verimli şekilde ispatlayacağınız ve zorlukları geride bırakıp kendinize ait alanlarda mesela iş kurmak, ticarete atılmak, mesela kendi alanınızı farklı alanlarda büyütmek isteyebilir. Bunlarla ilgili altyapınızla ilgili büyük başarılar elde edeceğiniz bir yıl. O yüzden fırsatları sakın kaçırmayın. Çok güzel işler, çok güzel anlaşmalar, yenilikler, hedefler çok fazla olacak. Kurumsal firma ya da büyük firmada çalışanlar, tekstil firması olabilir, kumaş firması olabilir, yağ fabrikası olabilir, hiç fark etmiyor. Sizin burada kendinizi ispatlayacağınız, başaracağınız, çok da umutlu olacağınız bir dönem ve hedef hayatınıza geçiş yapacak. Sanat işiyle uğraşıyorsanız, hukuk alanında ulaşıyorsanız, belki ilk yılın ikinci ayına kadar, Şubat bitimine kadar stresli olsa da ondan sonra renkli bir dünya size daha büyük kazançlar elde edecek. Banka sektörü, alım satım sektörü, para sektöründe çalışanlar için küçük küçük yükselişler, hatta bu yıl primleriniz ve ödüllerinizde ve konumlarınızla ilgili güzel artışlar söz konusu olacak. Bu da sizi ruhunuza iyi gelecek diyorum. Eğer ki uzun süredir iş bekleyen, işinizle ilgili iade isteyenler için Mayıs ayı bu konu için en başardığınız, en rahatladığınız zamanı gösteriyor. O yüzden Mayıs sonuna kadar derin bir nefes alıp nefesinizi yavaş yavaş rahatlatmaya bırakın diyorum. Güzel oluşumlar var gözüküyor. Ortaklı işlerinizle alakalı bu sene bazı sınavlar atlatacaksınız. Yani tekrar başa döndüm ortaklı işlerde. Mesela ortağınıza güvenip aynı kazığı yemek gibi, ortağınıza inanıp farklı projelere girip aynı başa dönmek gibi. Yani krizleri bu sene ortaklı noktalarda zorlayıcı olacak. Ve bu evrelerde doğru öğrenemediğiniz takdirde sınavlarınız ortaklı işler yapacağınız, ortaklı düşüncelerde ciddi ve ciddi krizler, sınavlar, borçlar, ödemelerle alakalı noktada kaoslar söz konusu olacak. Yurt dışı işi yapan, yurt dışı ile alakalı kalmak isteyen ve orada oturum izni için mücadele edenler için 8. aydan sonra çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Mesela İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorsanız, farklı illere taşınmak istiyorsanız, dediğim tarihlerde iliniz, işiniz, oradaki sistemi oturtmuş olacaksınız. Bu da size keyif verecek ve bu sene bu yerleşim alanımızı, iş sahamızı, çevremizi bütünleyip yepyeni bir yay olarak hayata geçiş sağlayacaksınız. Tabii ki sınavlarınız, geçmişe ait pürüzleriniz hayatınızın içerisinde olacak ama pes etmemeyi, bunun için mücadele etmeyi öğrenmeniz lazım. Bu ara yakın bildiğiniz ve güvendiğiniz insanların sahtekar yönleri ve sizi maddi ve manevi olarak dolandırma enerjisine hakim olacaklar. Dostlarınızla ilgili borç alımı, borç verimi, kredi çekmek isterseniz ya da çektirmek isterlerse mümkün olduğu kadar bu evreyi uzak tutmanız sizin için daha sağlıklı. Yoksa bu borçlar sizin üzerinize kalacak. Çok zor. O yüzden sınavlara tekrar başa dönmeyin. Yani siz artık borç alıp borç verim konusunu kenara atıp ne varsa onunla yemeyi, onunla vakit geçirmeyi öğrenmeniz lazım diyorum değerli yay burçları.
ilişkilerinizle alakalı noktada bu dönem en çok ilişkinizle aile kurmak, ev satın almak, yeni bir düzen ve ilişkiyle alakalı ciddiyete konuşma. Özellikle Mart'tan sonra bu konular harekete geçecek. Mayıs, Haziran, söz, nişan, evlilik dediğimiz tarihlerinizi belirleyecek. Eğer ilişkinizin yeri gelmesiyle ilgili mücadele veriyorsanız ve uzun süredir emeği alamadıysanız, evet, geri gelmek değil de size ait insanı bulma dönemi olacak. Yani o da geri gelse o size ait bir enerjiyi tekrar hayatınızda oturacak ve bu ilişkide evlilik konuşmaları ve gelecek planları içerisinde tekrar hayatımıza renk katacak. Hiç ilişkisi olmayanlar, ortak çevre, iş alanınız, okul arkadaşlarınız, yakın çevrenizin tanıştırılma, sosyal medyada ya da görüştüğünüz insanların aracılığı noktasıyla doğru insanı bulacaksınız ve bu da size mutluluk ve huzur verecek diyorum. Yani aşk konusunda da renkliliklerimiz var. Evli olan çiftlerimiz özellikle bu dönem yeni yuva, yeni ev almak, yeni yatırımlar ve bu tarz çocuklarınızla ilgili yatırım planları, toprakla alakalı noktalarla ilgili de çok fazla konuşmalarımız söz konusu olacak. Yani evli olanlar da daha çok yatırım, para, parayla ilgili ne yapabiliriz, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili nelere katkı sağlayabiliriz, hangi okulda okutabiliriz, okul kavganız, okul tartışmanız, üniversite ya da liseye hazırlanıyorsa bu sene bunun yoğunluğu ev içerisinde çok fazla olacak. Ve uzun süredir de ilişkinizdeki sözlerde, ifadelerde sevgi sözcükleri yoksa bu yıl sevgiyi, ifadeyi daha doğru yansıtacağız. Sorunları geride bırakıp aile olmayın, ailenin verdiği huzuru daha çok tadacağımız bir yıl olacak. Boşanmayı düşünenler için boşanmak, ayrılmak, artık aile ve ben bu ilişkinin sorumluluğunu kaldıramıyorum ve bütün yük benim üstümde diyenler için de bu ilişkiye tekrar bir şans verirseniz o da sorumluluklarını, o da bu düzene ait olduğunun farkına varıp hatalarını iyileştirecek bir şansı herkes hak ediyor. Artık siz bu şansı ona vermenizi öneriyorum. Çocuklarınızla alakalı kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarınız var. Kendi eğitiminiz, kendi kariyeriniz, evde oturmak istemeyen hanımlar özellikle bu sene belli kurslarda kendinizi geliştireceksiniz. Çocuklarınızla alakalı eksik yönlerinizi daha kaliteli bir şekilde birbirinize oluşturacağınız nokta var diyorum. Ailenize ait mahkemelik ya da çözülmesi gereken olaylarla ilgili, evet, gümbür gümbür mahkemeler gelecek, kağıtlar, evraklar, olaylar ama yıl sonuna doğru bunlar sizin gerçekten hedeflediğiniz noktada başarıyı elde edeceksiniz. Yalnız bu yıl 5. 6. ve 7. ay sizin sağlıkla alakalı noktalarda riskler, aile içerisindeki hanedeki sağlık problemleriyle alakalı konular daha çok fazla gün yüzüne çıkmış olacak. Özellikle büyük dede, büyük amca, büyük baba dediğimiz kişilerde sağlıkla ilgili yaşanan krizler hanemize gözyaşı ya da sıkıntı yaratabilir. Bunlara da hazırlıklı olalım. Özellikle sizin sağlık evrenizle ilgili skolyoz, yani boyun, sırt evrenizdeki kamburlaşmayla alakalı noktaları belirlemeniz lazım. Ama kendine güzellik salonu, spor salonu ya da bu tarz şeyler açıp kendimi büyütmek istiyorum diyenler için bu yıl bunu yapın. Ama ortaklı hiçbir şey yapmayın. Kendi başarınıza başarı katın diyorum. Mesela İç Anadolu bölgesi ya da Trakya'ya ya da Akdeniz'e taşınmak isteyenler için bu yıl o gerçekten hedeflediğiniz başarının, mutluluğun tadını çıkartacaksınız. Yani aslında yakın çevreniz, eğitim konularınız, ticari konularınız çok yorucu, çok stresli olacak. Ama mantığınız doğru karşıladığınızda, doğru adımlar attığınızda planlarınız size çok verimli şekilde hayatınıza geçmiş olacak. Bence bu sene en çok din konularınız ya da dinsel ırkçılık ya da bu tarz konularla karşı karşıya gelebilir. Sizin sinirleriniz tepe taklak olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Bir de nişanlı olan çiftlerimizin mezhep farkı ya da aşık olduğunuz kişinin mezhep farkı yüzünden bazı kaoslar, ilişkide zorluklar yaşanabilir. Aman sakin sakin halledin diyorum. Yani bu sene değerli yay burçları için farklı bakış açısı, kendinizi hafifleteceksiniz. Başarınızı doğru noktada odaklandırmaya çalışsanız da yine zorluklar var. Yakın çevrenizin size ihanetleri de söz konusu olacak. Yeter ki mantık,
Yeter ki düzen, yeter ki akıllı olun. Evet, araç konularınızla alakalı ya da araç alım konumlarımızla ilgili de doğru bil. Birçok yay burcu araç anahtarı, otobüs şoförüyseniz ya da araçlarla ilgili iş yapıyorsanız bu sene daha kazançlı, daha verimli ve sizi araçsız bırakmayacak bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bir de bazı topraklarınız, aile topraklarınızla alakalı satmak değil, yerler bölünecek, herkes yerini bilecek bir yıl olacak. Yani burası senin, burası amcanın, burası teyzenin diyeceğimiz yerlerde belirlenmiş olacak. Ve kimse artık toprakla ilgili evimize misafir geldiği zaman bu konuşmalar olmayacak. Bu da sizin ailenize iyi gelecek diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.